Bursa Spor TV ekranlarında iddia bülteniyle sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz Altan Enengin, hoş geldiniz. Hoş bulduk Koray, merhaba. Nasıl bir hafta geride kaldı bizler için? Bizler için aslında çok iyi sayılabilecek bir hafta geride kaldı. Önemli oranlarla önemli maçları vermeye çalıştık iddia severlere. Umarım değerlendirmişlerdir ve kazanç sağlamışlardır diye düşünüyorum. Umarız bu hafta da yine böyle olacak, daha iyi bir... Daha önemli, kendimizce daha uygun maçları seçmeye çalıştık. Kupa mücadeleleri var. Bu kupa mücadeleleri son derece sürprizlere açık maçlar. Evet. Daha seçici davrandık. Yine maçlarımızı seçtik. Yardımcı olmaya çalışacağız iddia severlerine. Salı günüyle hemen başlayalım. Tabii ki. 502 kodlu Fürth-Stuttgart mücadelesi Almanya Kupası'ndan. Arkadaşlarımız da hemen oranı ekrana getirdi zaten. Nasıl bir mücadele olur? Şimdi Fürth takımı Bundesliga 2'de mücadele eden bir takım. 10 haftası geçilen Bundesliga 2'de 5 galibiyet ve 5 mağlubiyetle 8. sırada. Fürth takımı 20 gol atma başarısı göstermiş bu 10 maçta. 18'de gol yemiş baktığımız zaman. Ortalama aldığımız zaman her maç 2 gol atabilme. 1.8 gibi bir ortalamayla da gol yeme oranıyla karşı karşıyayız. Bir de maçı yine çözümlerken Stuttgart tarafından ele almak lazım. Stuttgart en son Frankfurt deplasmanından beri 3 puanı unuttu. Yaklaşık 3 maçtır yenilgi yüzüyle karşı karşıya kalıyorlar. Bu da 37 yaşındaki teknik direktörleri Markus Babbel'in oldukça sıkıntılı bir süreçte devam ettiğini gösteriyor. Şimdi ligde Bundesliga 1'de bu hafta Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek Stuttgart. Ola ki buradan da olumsuz bir sonuçla çıkarlarsa Markus Babbel'in kredisinin iyice azalacağını düşünüyorum. Bu kupa maçıyla Markus Babbel bu maçı kazanıp en azından kupadan dolayı bir kredisini arttırmak isteyecek diye düşünüyorum. Burada 1.70 gibi de bir oranı var Stuttgart'ın. Ben bu maçı kazanacaklarını düşünüyorum Stuttgart'ın. 1.70 orandan bence değerlendirilmesi gereken bir karşılaşma. Güvenmeyenler üst oynasın. Üst olasılığı da çok yüksek bir oranla. Aynı zamanda bitecek. Bu maçın bir handikaplı olanı da var. Burada da Stuttgart'ın 3.15'lik bir oranı var. Stuttgart handikapı aşabilir mi acaba? O bence biraz riskli olabilir. Biraz daha çekişmeli, zorlu bir müsabaka geçecek. Çünkü 3 maçtır kazanamayan bir Stuttgart'la karşı karşıyayız. Maçlar kazanıldıkça özgüven yerleşiyor takımlara. Bundan dolayı biraz sıkıntı yaşayabilir diye düşünüyorum. Ama riske edeceğiz, oynayacağız diyenlere de yani aslında çok da üst düzey bir risk yok. Evet. Yani Stuttgart'ın bu maçı kazanması 1.70 orandan bence daha mantıklı. Ama riske alınır. 3.15 gibi bir oran varsa şayet. 501 kodlu Fürth-Stuttgart mücadelesinde Stuttgart galibiyetini öneriyoruz. 1.70'lik oranı var diyelim, evet. Ve hemen 503 kodlu Trier-Köln maçına geçelim. Yine bu da aynı mücadele, evet. Kupa mücadelesi. Bu da Almanya Kupası'ndan seçtiğimiz bir müsabaka. Bölgesel ligde mücadele eden bir ev sahibi, zayıf takım Trier'le Bundesliga'da mücadele eden Köln takımı karşı karşıya geliyor. Köln son haftalardaki çıkışıyla da dikkatimizi çeken bir takım Bundesliga'da. Bu karşılaşmada ben Köln'ün kazanmasını bekliyorum. Kupa onlar için bir hedef olacaktır diye düşünüyorum. İki oran 1.30'dan iki tercihi yapılabilir. Evet. Handikaplı seçenek ise burada yine handikaplı bir seçeneği var. Evet. Aynı şekilde Köln'ün 2.05'lik bir oranı var. 2.05. Köln'ün 2-0 kazanması halinde 2-0'lık ya da 2 farklı galibiyet galibiyeti son derece makul gibi duruyor. Ve 2-0-5'ten Köln mutlak surette denilir diye düşünüyorum. Ben biraz daha garanti isteyenlere yine üst seçeneğini 1.40'dan tercih olarak iddia severlere sunmak istiyorum Koray. Üst seçeneği de 1.40 diyorsunuz. 506 kodlu Kalmar-Malmö mücadelesi İsveç liginden. Şimdi aslında ben pek fazla İsveç ligine girmem. Böyle pek maç seçmemeye dikkat ederim. Çünkü genelde istikrarsız sonuçlarla karşılaşılan bir liglerden biridir İsveç ligi. Fakat Kalmar takımı Avrupa Ligi'ne gitmek istiyorsa bu maçtan mutlak surette galibiyetle ayrılmak zorunda. Dolayısıyla bu bizim için ev sahibi seçeneği cazip kılıyor.
Kalmar'a verilen oran da 1.85 ve evinde son derece başarılı maçlar çıkarabilen bir takım. Son maçını deplasmanda Helsingborg'la oynamış Kalmar takımı 1-1'le berabere kalarak evine dönüyor. Yine Malmö takımı da Gais'le deplasmanda 2-2 berabere kalmış. Zor geçmesini beklediğim bir karşılaşma ama 1.85 oran bana çok cazip geldi. Ben ev sahibi takımı bir adım önde görüyorum. Bir tercihini öneriyorum. Riski azaltmak için aşağı yukarı bir 10 oran, 0.10 oran geri geliyor bu seçeneğimizde. 1.75'lik bir oran tavsiye edeceğim. 2-3 gol, 2-3 gol aralığı. Bu karşılaşma için cazip seçenekler. İddia severler istediklerini değerlendirebilirler yani. Evet. 510 kodlu Arles Dion karşılaşması. Bu da Fransa 2'den. Fransa 2. Evet. Den bir maç. Fransa 2 de son derece sürprizlere açık. Ne zaman ne olacağı belli olmayan bir lig. Fakat bu ligin en istikrarlı takımlarından 2 tane maç seçtik bu programda Koray. Arles takımı istikrarlı bir performans sergiliyor. Laval deplasmanını 1-0'la geçen ev sahibi Arles evinde oldukça etkili olduğunu görüyoruz. Oynadıkları 5 maçta evinde 3'ünü evinde kazanmış bir takım Arles. Dijon biraz daha zayıf bir takım gibi gözüküyor. Oynadıkları 3 maçtan sadece 1 puan çıkarabilmişler. Ev sahibi bu maçta bir adım önde. 1.85 gibi bir de oranı var. Bence son derece cazip. İddia severlere ben Arles galibiyetini öneriyorum. Yine burada riski azaltmak için 2-3 gol aralığı da 1.65'ten uygun gibi gözüküyor. Ama ilk tercihim benim Arles takımı olacak. Arles galibiyetini öneriyorsunuz. 518 kodlu Cannes-Vannes evet. mücadelesi. Bu da Fransa 2. liginden bir karşılaşma. Cannes'ın galibiyeti 1.35. Evet. Şimdi Cayenne takımı Fransa 2'nin en istikrarlı takımı. Oynadıkları maçların sonunda 17 gol atarlarken 7 golle en az gol yiyen takımı Cayenne takımı ve Fransa 1'e doğru yavaş yavaş geliyor, bu güzel adımlarla geliyor Cayenne takımı. 27 puanla 11 maçta lider şu anda Cayenne takımı. Son maçında evinde Angers'i 2-1'le geçti. Rakip Vans takımı ise son 3 maçını da kaybetti. Onlar da bir çıkış arayacaklar ama liderle karşılaşacaklarını da varsayarsak burada Cayenne seçeneği öne çıkıyor. 1.35'ten iddia severlere öneriyorum. Fakat benim burada üzerimde duracağım seçenek üst seçeneği. Bu maçın gollü bir maç olacağını diye düşünüyorum. 1.75 gibi de bir oranı var. Ben üst tercihini ilk önce iddia severlere cazip orandan sunmak istiyorum. Güvenmeyenler 1.35'ten Kayen tercih edebilirler. Evet, Salı günü için seçtiğimiz 5 maçın sonuna geldik. Evet. Salı günü oluşan kuponu arkadaşlarımız hemen ekrana getirsin. Şu kuponu da bir değerlendirelim. Salı gününün böylece sonuna gelelim. 23.20'lik bir kupon. Burada Stuttgart ve Köln'ün deplasmanda galibiyet elde edeceğini düşünüyoruz. Kalmar Malmö karşılaşmasında 2-3 gol aralığını öneriyoruz. Aris ve Dijon karşılaşmalarında Aris kazanır. Cannes-Vannes mücadelesinde de üst olur diyoruz ve 23.20'lik bir kupon oluşuyor. Böylece Bursaspor TV izleyenlerine böyle bir kupon öneriyoruz. Salı günü programımızın sonuna geldik. Çarşamba programıyla tekrar karşınızda olacağız.